Evet arkadaşlar, size bugün Samsung Alpha yani G850F nasıl yazılım atılır, yazılım güncellemesi nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunun için önce arkadaşlar bildiğiniz gibi Frisia programımız burada. Ben bu Frisia programını zaten detaylarını videolarımda anlattım. İstiyorsanız arkadaşlar siz de arkadaşlar Frisia programını benim verdiğim linkten indirip kullanabilirsiniz. Basit program. Önce arkadaşlar Frisia programını çalıştırıyoruz. Çalışsın. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Ben Samsung G850F yazdım ve XSG yazdım. Tur yazdığın zaman arkadaşlar turla ilgili pek bir veri çıkmıyor ama FQ olabilir Türkiye'deki cihaz arkadaşlar. Bazıları F oluyor, bazıları FQ oluyor. Check yapayım arkadaşlar. Ondan sonra evet gördüğünüz gibi FQ olarak Türkiye cihaz arkadaşlar. Bakın burada Türkiye'de satılan cihazlar FQ'ymuş. Sizin elinizdeki neyse F olabilir, U olabilir. Onları buraya G850 FQ, G850 U şeklinde yazarsanız arkadaşlar çıkacaktır. Ben Türkiye olanını yazdım. Bakın CSC'ye tur yazdım. Türkiye yani ülkesi. Ve arkadaşlar check update yaptım. Check update yaptığınız zaman o cihazın son versiyon yazılımını sizin için buluyor. Buldu. Ve şurada bakın arkadaşlar download butonu var. Zaten altta söylüyor. Download butonuna tıklayıp arkadaşlar masa üstünü seçtiğim zaman bakın masa üstüne dosyayı oluşturacak. Ve gördüğünüz gibi dosya çekilmeye başladı diyor. İndirilmeye başladı. Bakın burada oluşuyor dosya. Ve dosyamı oluşturacak arkadaşlar. Oluştuktan sonra işlemimiz bitecek. Ondan sonra Odin programıyla arkadaşlar cihaza yazılımımızı atacağız. Şimdi yazılımın bitmesini bekleyelim, çekilmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yazılım indi. Şu an burada şimdi dosyayı bir kontrol ediyor. Kontrol ettikten sonra bir dosya tam oluşumu bitecek. Ondan sonra arkadaşlar Odin programıyla yazılımımızı atacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da yazdı. İşlem tamamlandı. Bakın burada da yazdı. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar Odin programını indirip yazılımımızı atmak. Bunu kapatıyorum şimdi arkadaşlar. Şuna yeni pencere diyorum. Şunu yeni penceremizi şöyle getirelim arkadaşlar. Odin download dememiz yeterli. Bakın en üstte geldi. Şurada göstereceğim. Buradan 3.13.1'i seçiyorum arkadaşlar. En son versiyonunu. Evet burada 3.13.1'i seçtikten sonra zaten burada onu görebiliyorsunuz. Ama burada 3.14.1'i de çıkmış. Onu indirelim arkadaşlar. Evet dosyamız hemen iniyor. Hızlı bir şekilde. Küçük bir dosya zaten arkadaşlar. Evet onu şöyle masa üstüne alacağım. Bakın şöyle tuttum. Masa üstüne aldım. Masa üstüne aldım. Şöyle göstereyim ben size. Bakın indirilenlerden göstereyim ben size. Tıkladım. Bakın WinRAR programıyla geldi. Onu tutup masa üstüne aldım. Bu şekilde taşı ve değiştir dedim. Gördüğünüz gibi. Odin programımız da indi. Şimdi arkadaşlar bu arada kameramızı da açalım. Evet. Cihazın kablomuzu taktık arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Tam düz olarak şekilde koyayım şekilde. Evet. Kablomuzu taktık arkadaşlar. Bakın. Burada ekranda da. Evet arkadaşlar. Kablomuzu taktık. Ekranda da görüyorsunuz. COM73 olarak gördü. Şimdi arkadaşlar burada biliyorsunuz bunları seçeceğiz ve seçtikten sonra start diyeceğiz. Önce yazılımımız burada indirmiştik. Onu sağ tıştan tıklayıp açıyorum. Evet, açılsın cihaz, yazılımımız arkadaşlar. Cihazımız burada. Evet, yazılımımızın açılmasını bekliyoruz arkadaşlar.
Evet, dosyamızı çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakalım. Burada G850F tek dosya. Tek dosya olduğu için arkadaşlar şuradaki AP bölümünden seçeceğiz. AP'ye tıklıyorum bakın. AP'ye. Masa üstünde G850F. Bakın burada cihazım çıkmış yazılım. Burada seçiyorum. Arkadaşlar önce bir dosyayı kontrol edecek. Kontrol ettikten sonra arkadaşlar kabul edecek. Ondan sonra atacağız yazılımımızı. Bekliyoruz şu an. Önce bir yazılımımızı kabul etsin. Evet, gördüğünüz gibi yazılımımızı kabul etti. Cihazımız şu an normal modda arkadaşlar. Normal moddayken buna yazılım atamayız. Ne yapacağız? Cihazımızı arkadaşlar download modu alacağız. Yapmamız gereken şey şu. Çıkartıyoruz arkadaşlar ve cihazımızı kapatıyoruz. Kapattım. Bakın kapatıyorum. Arkadaşlar aşağı tuş, orta tuş, bakın aşağı tuş, ses kısma tuşu, orta tuş ve buna basarak arkadaşlar download modu alacağız. Bakın bunları tıklayarak power tuşuna basıyorum. Evet, gördüğünüz gibi geldi menü. Menü geldikten sonra arkadaşlar yukarı tuşuna basarak bakın burada iki soru soruyor. Volume up derseniz kontrolüyor, yani devam ediyor işleme. Volume down derseniz işlemi iptal ediyor arkadaşlar. Ben volume up diyerek arkadaşlar işleme devam edeceğim. Gördüğünüz gibi cihazın bilgileri geldi. Ve kablomuzu takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takıyorum. Evet. Cihazda bakın burada şimdi onu bulduğu komport olarak onu gösterecek. COM120. Ben de bağladığım zaman arkadaşlar cihazları genellikle benim bilgisayarımda COM120'de görüyor. Sizin bilgisayarlarınızda arkadaşlar farklı komportta görebilir. Önemli değil. İlla da bu komportta görecek diye bir şey yok. Sizinkinde COM5 olur, COM3 olur, COM10 olur, COM20 olur. O önemli değil arkadaşlar. Önemli olan burada görmesi. Bu şekilde. Şimdi yazılımımızı seçtik ve start düğmesine basıyoruz arkadaşlar ve yazılımımız başlıyor. Bakın şu bölümde arkadaşlar, bakın şu bölümde hangi bölüme yazılım attığını gösteriyor. Bu altta da yeşil bölge ilerleyecek. Yeşil olduğu sürece sorun yok. Kırmızı ve turuncu olduğu zaman arkadaşlar sıkıntı vardır cihazınızda ya da yazılımda bir sıkıntı vardır. Atamamıştır demektir. Şimdi bizimki yeşil devam ediyor. İşlemi buradan takip ettiğiniz gibi arkadaşlar. Ayrıca telefonun ekranından da bakın buradan da takip edebilirsiniz. Yazılımımız bitsin, işlemimizi bitireceğiz arkadaşlar. Evet, yazılımımız devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pastaydı yeşil şekilde arkadaşlar. Bir sorun çıkmadan yazılımımız bitti. Şimdi cihazımız açılacak arkadaşlar. İşlemimiz bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi yazılımımız bitti. Burada hangi bölümlere yazdığını gördünüz. Dosyalarımızı seçtik. Telefonumuzun ekranı da şu an zaten update kurduğunu söylüyor ve işlemini bitiriyor arkadaşlar. Cihazımız açılsın. İşlemimiz tamamdır arkadaşlar.
Evet, gördüğünüz gibi uygulamalar yükseltiyor arkadaşlar. Uygulamalar yükselmelerini bitirdikten sonra işimiz tamamdır. Zaten hemen hemen çoğu bitti sayılır. Evet, çok önemli değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazımız işlemi bitmiştir. Burada gördüğünüz gibi diğer detaylarını da görüyorsunuz zaten. Uygulamaları kurmuş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi G850F yazılım güncelleme bu kadar. Hepinizin başarılı bir şekilde yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.